Selamlar arkadaşlar. Şimdi paramızı tekrar değerliyoruz. Paramız dediğimiz taşınmazları değerliyoruz. Efendim niye değerliyorum? Niye değerliyorum kardeşim? 6 ay geçti. Mart ayında değerleme yapmıştık. Geleneksel yıllık değerlendirmemiz Mart ayındadır. Peki tekrar önümüzdeki yıl Mart ayında yapmamız gerekiyordu bu değerlemeyi. Niye şu an 6 ay geçtikten sonra yaptık? Çünkü mal varlıklarımızda anormal değişiklikler oldu arkadaşlar. Yani nasıl değişik? Mesela arsaya imar değişikliği oldu, o oldu, bu oldu falan. Mesela taksilerin fiyatları düştü, araçların fiyatları düştü, dairelerin fiyatları düştü falan filan böyle şeyler oldu arkadaşlar. Onun için bir 6 aylık değerlendirme yapıp yönettiğimiz portföy vardı. Onu da dikkate alıp bir durum değerlendirmesi yapacağız. Şimdi ilk önce şunu bilmenizi istiyorum. Benim paramın %90'ı yaklaşık olarak %90'ı taşınmazda. Bir de taşıt var. Araç var bir tane. Onunla beraber yaklaşık %90 ediyor. Tamam mı? Biz bunu senede bir değerlendiriyorduk. Bu sene 6 ayda 6 aya indirdik. Sene başlarında yine olacak. Mart ayında yine olacak. Şu an 6 ay geçti. Değerlememizi yaptık. Ve kendi yönettiğim para %10 arkadaşlar. %90'ı taşınmazla yönettiğim para %10. O yönettiğim para nerede diye sorarsanız kimisi Amerikan borsasında, kimisi dolarda, kimisi Türk borsasında, kimisi nakitte arkadaşlar. Böyle değişik yerlere, kimisi de altında arkadaşlar. O %10'luk kısım. Şimdi gelelim değerleme şeyine. Şimdi Mart ayında değerleme yaptık. Mart'ın öncesi var. Sene başındaki varlıklarımız. Sonra Mart ayında değerleme yaptıktan sonraki varlıklarımız, bir de bugünkü değerlememiz. Şimdi Mart ayındaki yaptığımız değerleme öyle bir değerleme olmuş ki arkadaşlar geleceği görmüşüz. Nasıl yani? Yani gelecekte o arsaların değerlerinin nasıl değişeceğini, nasıl olacağını hepsini görmüşüm. Ben o gün Mart ayında onları o şekilde değerlemişim. Bakın şimdi size özellikle taşınmazlar konuşuyorum burada. Özellikle mesela taşıdım. Sene başında ben bunun değerini kaç gösteriyormuşum? Taşıdım. Sene başında ben bunu 3,6 gösteriyormuşum. Sonra Nisan ayında Mart'taki değerlendirmemle 2,9 olmuş. Şu an 3 olmuş. Yani aslında Nisan ayındaki değeriyle şu anki değeri hemen hemen aynı çıkıyor. Oran nispetinde konuşuyorum. Şimdi gözümü de açamıyorum. Çok uykum var. Gece saatin bir yarısı. Şimdi konut olarak değerleme yapıyorum. Bakın sene başında 34 birimmiş konutun değerleri. Sonra ne olmuş? Nisan ayında 31,3 olarak değerlemişim. Bugün 30. Yani Nisan ayındaki yaptığımız Mart ayındaki yaptığımız değerleme Mart ayında bir değerleme yapıyoruz ya işte Nisan'da aynı değer hemen hemen 31,3 hesaplarken bugün 30. Aslında 6 ay geçti aradan. 6 ay sonra yine aynı değerde. Düşünün yani. Şimdi arsaya gelelim. Arsa Nisan ayında sene başında 47,3 değerlemişim. Bu oran yani portföyümdeki %47,3 olarak duruyormuş. Nisan ayındaki değerlememde 47'den 57'ye çıkarmışım. Yani Mart ayındaki değerlememde artık portföyümün %57'si arsa demişim. Ancak arsalar değişmiyor. Var olan arsalar. Sonra Nisan'dan bugüne kadar yine değerleme yapıyorum bugün. Bugün %56 gözüküyor. Bakın aradan 6 ay geçti. Bugün %56, o gün %57. Demek ki aynı değerlemeyi öyle bir değerleme yapmışız ki biz Nisan Mart aylarında arkadaşlar 6 ay sonrasında projeksiyon ışık tutmuş. Öyle söyleyeyim. 6 ay sonrasını yani sanki o arsanın başından geçecekleri biz o gün bilip o gün onun değerini koymuşuk. Zaten Temmuz ayında yeni tapular çıktı. Yeni değerler oluştu. Onun için böyle cukkadanak bir yere oturdu o değerleme raporlarımız. Çok iyi değerleme yapmışık. Şimdi ne dedik? Taşıt, konut, arsa. Bunlarda %90 paramız var. Asıl önemli olan bunlardı. Bunları geçelim. Biliyorsunuz şöyle bir durum da oluştu. Arsalarımız bizim iki katına çıktı. İmar durumu arttı. Mesela 4 tane daire oluyorsa 8 tane daire oluyordu. Oradan birdenbire 4 tane daha daire çıktı ortaya. Anladınız mı?
Onun için tekrar değerleme yapıyoruz. Yani arsalar durduk yere bir imar değişikliği. Bütün arsalarda böyle bir şey oldu. Mesela bütün arsalar işlem gördü. Bu işlem görüş değerini azaltma yönünde değil. Yani arsalarıma el koyma yönünde değil. Değerin arttırma yönünde oldu ve biz bunları evveliyattan biliyorduk zaten. Bir şeyler yapılıyordu, olacaktı, oluyordu derken oldu. Ve onun için hani hiç bilmeden böyle bir tahmin mi yapıyorsun diye sorabilirsin. Yok. Yok, belliydi zaten. O çünkü 10 senedir bekliyorsun. 9,5 sene olmuş artık. Veled dalin amine gelmişik. O belliydi ve öyle oldu arkadaşlar. Yani bu hani çocuk doğar ya, sen çocuğu 15 ay sonra doğuramazsın. Ne olur? 9 ayda, 8 ayda doğar değil mi? Yani belli yani onun süreci işte böyle. Yani ben çocuk doğurdum ama 20 ayda doğurdum. Öyle bir insan göremezsiniz. İşte bu da böyle. Hani olmaya yakın artık diyorsun, bu artık olacak, bitecek. Bugün yarın askı asılacak. Yani her şeyi tamam, sadece askı asılacak. İşte o belediyeler değişti. AK Parti CHP oldu. Sadece belediye başkanı imzası kaldı. Meclisler onaylandı, askılar yapıldı. Anlatabiliyor muyum? Yani artık biz onu kesin varsaydık. Onun için değerlemelerimizin hepsi yerinde oturdu. Şimdi tamam, güzel. Hani %90'lık kısım değerlemeler çok güzel. Her şey çok güzel gidiyor. İyi para kazandık oradan. Sonra o elimde tuttuğum %10 ne oldu? Elimde tuttuğum, eşimde de var, bende de var. Onu oranladığımız zaman Mart ayından bu yana, Mart Nisan'dan bu yana 6 ayda ne kazandık ne kaybettik onu da söyleyeyim. İkimizin toplamda kazancı %26 oluyor arkadaşlar. Yani o gün 100 liramız varsa Mart ayında, bugün 126 liramız oldu toplamda. Benim bireysel anlamda %22 oluyor. Eşimin daha fazla oluyor %26'dan. Oranladık mı bunu? %26'ya düşüyor. Peki eşim benden daha fazla mı kazandı? Öyle bir şey mi oldu? Şöyle, bu kazancın içinde, o %26'nın içinde yaptığımız yatırımlar yok. Yani kendi çalışmamız da var. Yatırımlarımız var. Pasif gelirlerimiz var. Hepsi var. Bunlar %26. Yoksa hani gidip de borsaya girdim, 6 ayda %26 borsadan kazandım, böyle bir şey yok zaten. Anladık mı olayı? Hani pasif gelirleri de katıyoruz. İşte maaşları da katıyoruz. Hepsini katıyoruz işine. Bir de harcamalarımız oluyor. Onları da çıkıyoruz. Bunun sonucu olarak paramızda %26 bir büyüme oldu. Bu da İyi bir şey arkadaşlar. O %10'luk kısmı biz sabit tutmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü onu da sürekli arttırmamız gerekiyor. Arsa fiyatları, daire fiyatları artarken onu da arttıracak ki o %10'luk sabit kalacak. Onu arttıramazsan sabit kalmaz, o düşer. Mesela araç düşüyor %5'lerden %3'lere düştü araç oranı. Niye? Araç fiyatları mı artıyor 2-3 senedir? Hayır. Araç fiyatları da artıyor. Azalıyor. Azalmıyor. Artıyor ama şöyle artıyor. Yavaş arttığı için harç fiyatları, o oran, portföydeki oran daha az, 5'ten 3'e doğru indi. Şimdi işte o bizim yönettiğimiz portföyü de iyice hızlıca arttıramazsak biz, o zaman o oran da erir. Şu an 11,2'de. Biz ne diyorduk? O oranı 10'da sabit tutmaya çalışıyoruz diyorduk. 14,6'ya inmişti. Mart ayında değerleme yaptık. 8,7'ye indi. Şu an 8,7'lerden 11,2'lerde tekrar 11,2'lere taşıdık. İşte bu 14-15'e kadar gelip sene sonunda, önümüzdeki Mart, Nisan, Mart aylarında bir değerleme yapıp tekrar 9'lara iniyor. O şekilde. Yani arsalarımız, diğer taşınmazlarımız yüzde bir senede %80 artıyorsa arkadaşlar, bu taraftaki o %10'luk kullandığım portföyde %80 artmadı ki o birbirine dengelesin. Peki bu borsa portföyüm ve yurt dışı portföyüm kaç arttı 6 ayda? %22 arttı arkadaşlar. Eşimle toplasak %26 arttı diyelim. Yani biz %80'e daha var mı? Var. Peki bizim burada öngörümüzde bir avantaj var mı? Avantaj da var arkadaşlar. Avantaj da var. Bakın şimdi burada bir avantaj var. Ne avantajı var efendim? Borsamız ucuz oldu. Borsamız ucuz oldu. Burada bir avantaj var. Nakdi olanlar için değerlendir. Peki bizim bu %10'luk paramızdan borsada ne kadar var? %15'lik. Yani %10'un içinde %15'lik var. Bütün paramızın %15'i değil bakın. Bütün paramızın %2'si ediyor bu. Yani bizim bütün paramızın
%2'si daha borsada. Anladık değil mi olayı? Yani benim bireysel olarak yönettiğim %10'luk paranın %15'i daha borsada. Biz bunu kademeli olarak arttırıyoruz. %30'a çıkarabiliyoruz demiştik. Ne zaman çıkarabiliyorduk? 9000'in altına inince borsa. 9000'in altına indi mi? İndi. Şu an arttırabiliriz. Mevduat da iyi. Yani mesela 1 milyon TL paraya 3 günde 4 milyon TL, 4000 TL para veriyor. İyi. 2 milyon TL koysan hafta sonu 8000 TL alırsın. İyi. Ancak borsada %3 gibi benim bir zararım var. Eşimin daha fazladır herhalde. %5, %6'yı da geçiyor olabilir onun. Borsada %3 gibi bir zararım var. Bekliyorum. Optimum noktada borsada paylarımı arttıracağım. Zaten 9000'in altına inince arttırmam gerekiyordu. %30'a çıkmam gerekiyordu. İndi. Halen de aşağıda. Daha da aşağı indi. Halen eklemiş değilim. Niye? Mevduatları kullanıyoruz şu an. Ama mevduattan kazandığımız dengeliyor. Borsadan kaybettiğimizi dengeliyor şu ana kadar. %3 bir kaybımız var orada. O öbür taraftan kazandığımız, oradan kaybettiğimiz dengeliyor. Bir noktada borsada paylarımızı arttırmayı düşünüyorum. Çünkü para kazanmak istiyorsak artık bir noktada risk alacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 6 aylık değerleme sonuçları çok iyi çıktı. Yani Mart ayındaki değerlememizle bugünkü değerleme arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Yani 6 ay sonraya projeksiyon çıktı. Bir de bugünkü değerlemelerim benim abartılı değildi. Mart ayındakiler biraz geleceğe yönelikti. Bugünkü değerlemelerim bugüne ait. Peki bundan 6 ay sonra ne olur? Seneye ne olur diye sorarsanız o zaman arkadaşlar her şey mafiş olacak. Mafiş olacak. Ne olacak? Yani bugünkü değerlemeleri unutacaksınız. Bugünkü değerlemeleri unutacaksınız. Ne olacak efendim? Ne olacak? Ben size söyleyeyim. Faiz inmeye başlarsa o evlerin değerleri o fiyatta kalmayacak. Yani 6 ay önceki değerlediğim fiyatın altında değerliyorum ben bugün. Dairelerimi mesela. Niye? O günkü faiz oranı bugünkü faiz oranı farklı olduğu için bugün baskılanıyor. Ama önümüzdeki 6 ay sonra bir Mart'ta Nisan'da gelip değerleme yaptığımız zaman orada ciddi karlar görebiliriz. Görebiliriz. Yani ya da bizim yatırım yaptığımız yere hususi daha fazla değerleme olabilir. Niye? Bizim yatırım yaptığımız bölge çünkü fabrika bölgesi. Gelecekte araç firmalarının orada fabrika kuracağını düşündüğü ve bir sürü insanın oraya gitmek istediği bir bölge. Yatırım yaptığımız bölge olunca bu sefer oranın değeri piyasaya göre daha da artabilir arkadaşlar. Bunlar da olabilir. Tabii yaşayıp göreceğiz. Şu an biz bugünü değerliyoruz. Bugün olması gerektiğini yaptık. 6 ay önce olması gerektiğini değil, olacak olanı yapmıştık zaten. Ve o oldu. Bugüne geldik. Bugün olması gerekeni yaptık. Önümüzdeki süreçte faiz inerse o zaman ona göre bir projeksiyon yapacağız. Şu an faiz inmeyecekmiş gibi ben projeksiyonumu yaptım. Yani bu faiz oranlarından bu daire kaça satılır? Bu faiz oranlarından işte bu şeyin getirisi ne olur? Arsanın getirisi ne olur diye yaptık. Ama işte faiz oranları düşünce o zaman o taşınmazların da değerleri artacak arkadaşlar. Evet. 6 aylık değerlenmemiz bu. Borsamız bir tek negatif orada. Ancak orada büyük bir pozitif bir ivme yakaladık. Çünkü paramızın birçoğuyla biz dışarıdaydık. Yeni yeni giriş yaptık. Ve şu an çok büyük bir avantajımız var borsada. O orada kazanç getirme noktasında nakitte durduğumuz için çok büyük bir avantajımız var. Bu avantajı değerlendireceğiz arkadaşlar. Değerlenmelerimiz güzel oldu. Borsadaki beklediğimiz kayıplar uygun. Yani çok büyük bir kaybımız yok. Optimum noktayı bekliyoruz. Aslında ikinci alımımı girmem gerekiyordu ama mevduat faizleri gerekse borsadaki işlem hacimlerinin çok düşük oluşu biraz daha bekle diyor. Biraz daha bekle diyor. Biraz kendine gelsin diyor borsa. Onun için mevduat tarafında beklemeye devam ediyoruz. Bir kısmını da dolar olarak bekletiyoruz. %30'luk kısmı dolar bazında bekletiyoruz. Dolar TL artarsa öbür kısmından kazanacağız. Herkese iyi günler arkadaşlar.